insanlar paylaşma bilinciyle, yardımlaşma bilinciyle de hareket edecekler. Aynı zamanda onun keyfini de yaşayacaklar bayram boyunca. Tabii burada önemli olan yardımlaşma dernekleri de bir hayli önem taşıyor. Bizler de Kurban Bayramı öncesinde o derneklerin üyelerini, başkanlarını ağırlamaya devam ediyoruz. Onlardan biri yanımızda İstanbul Uluslararası Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Türk ile birlikteyiz. Sayın Türk, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yayın öncesi kısaca bir konuşma fırsatımız oldu. Adından da anlaşılacağı üzere Uluslararası Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği daha çok ağırlıklı olarak yurt dışına ağırlık veriyorsunuz. Birçok başlıkta, örneğin eğitim, sağlık gibi alanlarda faaliyetleriniz var. Onları konuşacağız ama derneğin kısaca bir geçmişinden bahsetmek ister misiniz onlara geçmeden önce? Derneğimiz 1994 yılında kurulmuş olan 23 yıllık bir dernektir. Faaliyet alanları daha önce yurt içinde de vardı ama şu anda ağırlıklı olarak yurt dışı faaliyetlerimiz ziyade olarak gündeme gelmektedir. Bu yurt dışı faaliyetler içerisinde anlattığınız gibi eğitim, sağlık, su kuyuları, mevsimine göre kurban ve Ramazan programları yapmaktayız. Derneğimizin kuruluşundan bu yana bizim ağırlıklı olarak yurt dışında göstermiş olduğumuz faaliyetler daha çok Etiyopya ağırlıklı olarak. Çünkü oranın bir özelliği var. Biz şundan dolayı orayı daha çok tercih ediyoruz. Bir, orası malumunuz İslam'ın ilk hicret yurdu. Bilal-i Habeşi'nin memleketi, Kral Necaşi'nin memleketi. Şu anda oradaki mağduriyet diğer yerlerle karşılaştığı zaman çok daha vahim. Bilhassa çocuk ölümleri, çocuk böyle insan pazarlaması mı diyeyim veyahut da kaçakçılığı mı diyeyim. Bu şekilde yapılan faaliyetlerin önüne geçmek için derneğimizin bulunmuş olduğu bölgeler sanki bu manada fethedilmiş durumda. Yani bu organ istismar yapan insanların bizim olduğumuz yere gitmediklerini gördük. Bilhassa belediye başkanı kendisi ifadesi şu: hocam oraya gelin, oralarda görünün, sizin olduğunuz yerde Türklerin olduğunu gördükleri zaman kimse oraya giremiyor. Mafyalar oralara giremiyor. Bunu bizzat kendi ağzıyla söyledi. Biz dedik ki efendim tamam da biz her tarafa ulaşma imkanımız olmuyor. Sadece görünmeniz yeterli. Sizin orada varlığınız onların bu kötü faaliyetlerini engellemek için yeterli diye söylediler. Tabii biz bunları görüyoruz, yaşıyoruz. Yılda ortalama 100 bine yakın çocuk açlıktan ölüyor. Başka şekilde organ kaçakçılarının eline geçiyor. Yani bunların önüne geçmek için bu bir tarafı işin. İkinci tarafı ise yapmış olduğumuz eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak orada çok büyük ihtiyaç olduğunu gördük bu eğitimle ilgili. Mesela ben ilk gittiğim zaman, 10 yıldır ben oraya gidiyorum yönetim kurulu üyesi olarak, ilk gittiğim zaman gördüğüm manzara da çok beni üzmüştü. Ben kendim hafızım. Buna rağmen oradaki çocukların elindeki Kur'an-ı Kerimleri 20'ye, 30'a, 40'a parçalamışlar. 10 sayfa sana, 20 sayfa buna. Bu şekilde çocuklar eğitim görüyorlar. Eğitim merakları çok ama imkanları yoktu. Eğitim verecek hocalar yoktu. Bizim orada 17 tane Kur'an kursunun, medresenin eğitim faaliyeti gören hocalarının kendileri oralı, maaşlarını biz veriyoruz. Hatta belki garip gelecek ama Diyanet İşleri Başkanı var oranın, Etiyopya'nın. Onun da maaşını biz veriyoruz. Diyanet İşleri Başkanı bir devlet atıyor ama maaş vermiyor. Çünkü o devletin kendine has bir politikası var. Politikasının amacında da şu yatıyor. Takriben 100 milyona yakın bir nüfusu var. Resmi olan, resmi olmayansa 130 milyon. Bu 30 milyon niye bunlar? Kayıtsız olan ve bunlar da tamam Müslüman olan insanlar. Şimdi dışlanmış, ötelenmiş, sahipsizlenmiş, itibar edilmemiş, adam yerine konmamış olan insanlar Müslümanlar. Bunların gündeme getirilmesi ve aidiyetlerinin farkına varmalar için biz çalışma yapıyoruz orada ağırlıklı olarak. Dolayısıyla da bu kayıtsız olan Müslümanların mağduriyetleri diğerlerine bakarak çok daha fazla. Yok gözüküyor çünkü ortada. Yok. Seçim yapılıyor. Adam oy kullanmak için gidecek bir kayıt yok. Ortada yok çünkü. 18-20 yaşına gelmiş daha da büyük olanlar var. Yok, kayıtlar yok. Bu manada çok sıkıntı olan yerler var burası. Etiyopya'nın dışında toplam kaç ülkede faaliyet gösteriyorsunuz? Daha önce 16 ülkede faaliyet gösterdik. Ama şimdi bile daha derli toplu yapmaya çalıştık. Sebebi şu: hani elimizde tabiri caizse bir ekmek var. 16 kişiye böldüğümüz zaman kimse doymaz tabiri caizse. Ama bunu 4 ülkeye bölerseniz, yani 4 kişiye bölerseniz çeyrek ekmekte insan doyar. Bu en azından o ülkelerin muhtaçları doyurabiliyorsunuz. Aynen. Yaptığımız faaliyetlerin nereden kaldığını, daha neler ihtiyacı olduğunu, ne yapsak daha verimli olacağından yola çıkarak bu faaliyetleri gösteriyoruz. Orada gördüğümüz açık en çok, tabii ki gıda maddesi başta olmak üzere,
sağlık başta olmak üzere, eğitim başta olmak üzere bunların ön planda çıktığını görünce biz bu yana daha çok ağırlık verdik. Dedim ki işte 17 tane medresenin eğitim faaliyetlerini devam ettirebilmek için o çocukların kitaplarını, Kur'an-ı Kerimlerini, defter ve kalemlerine, giysilerine varana kadar derneğimiz üstlendi ve bunu götürdü elhamdülillah. Başarıyla gidiyoruz. Çok da büyük bir mesafe aldık bununla beraber. Eğitim veren hocalar zaten kendi vatandaşı. Hı hı. Onun eğitimine devam edebilmesi için onun maaşlarını biz veriyoruz bu hocaların. Yani derneğin orada bütün gücünü az bölgeye aktardı ki daha çok şey olsun. Biliyorsun Etiyopya daha önce Habeşistan olarak ismi geçiyordu. Hı hı. Bunu tabiri caizse birileri yutur lokma haline gelsin diye Somali, Cibuti, Kenya, Eritre, Etiyopya gibi birkaç parçaya parçaladılar ki işte niyetler malum biliyorsunuz. Biz de bunlar içerisinde tabii ki Müslümanları sayısı bırakmamak adına orada bulunmak ve bu icraatları götürmek durumunda kaldık yani. Özellikle yetimler, yardıma muhtaç ülkelerdeki orada tanıyan yaralardan biri hatta başında geliyor. Bu konuda geri dönüşler nasıl peki? Mutlaka duacı oluyorlardı sizlere. Fevkalade. Oradaki gözlemleriniz, izlenimleriniz neler? Şimdi oradaki bu yetimlerle ilgili bizim yetimhanemiz var. Musa Efendi Yetimhanesi. Yanı başında Hasan Efendi aşevi var. Bu kardeşlerimizin, Hasan Efendi dediğimiz kardeşimiz kendisi yaptı da aşevini, yetimhanenin aşevini. Musa Efendi Yetimhanesi'ni biz Müslümanların yardımıyla yaptık. Dershaneler yaptık oraya. Bizim yaptığımız şu andaki dershane orada hayatta görülmemiş bir dershane. Çok güzel, temiz, verimli. Yani nizami bir şekilde yaptık. Kitaplarını buradan götürdük. Çocukların kıyafetlerini buradan götürdük. Onların sağlık alandaki giderlerini biz kendimiz tedavi ediyoruz. 230 tane yetim. Bunlar bir kısmı anası yok, bir kısmı babası, bir kısmı da hem yetim hem öksüz diyoruz ya o şekilde. Bunun yanı sıra yoksul olanlar da tabii bu arada geliyor. Bu yetimhanede biz günde iki öğün olmak üzere yemek yiyoruz sabah akşam. Aşevinde yemek pişiriyor. Yemek sadece yetimlere değil, o muhitteki olan yoksullar da gelip aynı zamanda tabiri caizse sefer tahsil değil de böyle bir kaplarla beraber geliyorlar. Yararlanabiliyorlar. Aynen gelip yemekten alıp gidiyorlar. Onlara da bakıyoruz biz yani bu şekilde. Hı hı. Bunun dışında tabii kurbana geçeceğiz birazdan. Eğitim dedik, tabii gıda yardımı dedik, bunlar aşevi dedik, bunlar önemli. Bir de su kuyusu projesi de var galiba. En büyük sıkıntılardan birisi o. Mesela orada katarak ameliyatı yaptırıyoruz biz. Hı hı. Yani daha önce 100 dolara kurtarıyordu ama şimdi 400 TL karşılığında bir kişinin iki gözünün ameliyatını yaptırabiliyoruz. 20 yaşında bir insan katarak olur mu? Olmaz ama biz gördük orada onlar olur. Neden? Çünkü onların içtikleri su göl suyu. Göldeki su ise çölden gelen birikmiş olan su. Tabiri caizse pilde bulunan alkalin maddesi gibi bir mikrop var onda. En çabuk bozulacak ağza gözleri bozuyor. 20 yaşındaki bir kıza bakıyorsun ki sanki iki gözünde iki tane gömlek düğmesi var. Böyle bembeyaz olmuş katarak. Biz bunlar yaptırıyoruz. Bir de o suya ulaşabilmek için kilometrelerce de yol kat ediyor. En yakın giden kişi 2 kilometre, 3 kilometre. Bak şurada bir tane göstereyim bağışlayın bir şey olarak. Şu görmüş olduğunuz kuyu en yakın kuyuydu. Gösterebilirse kardeşimiz. Burası 5 kilometredir burası ya. Ama bitti bu su burada. Buranın suyu bitti şu anda. Bitince daha 8 da kilometre gitmek durumuna kaldı şu anda. Çünkü o su kurudu. Göldeki su kuruyor. Çöl burası. Güneş basmasıyla beraber su çekiyor altına gidiyor. Şu an kaç su kuyusu orada? 246 tane su kuyusu yaptık. Evet. Bir su kuyusu takribi olarak 6000 dolara tekabül ediyor. O fiyata çıkabiliyor. Vurmuş olduğumuz, çıkartmış olduğumuz kuyular 25-30 metreden çıkıyor ve bitmeyen bir berrak bir su çıkıyor. Yağmur yağdığı için çölün altına çekiyor kumlar. O süzülmüş damacı olmuş tabiri temizlenmiş oluyor. Çok güzel su çıkıyor. Kuyularımızın tamamı aktif halde çalışıyor şu anda. Sadece mekanik arızaları bozulabilir zaman içerisinde. Onlar da biz kontrol ederek telafisini yapıyoruz. Orada elektrikte su temin etme şansı yok çünkü su elektrik yok. Hı. Mekanik kuyu, eşme kuyu yaptırıyoruz biz oraya. 25-30 metre derinliğinden. Sondajla çıkarmak daha kolay ama sondajla çıkarmış olduğumuz suyu temin etmek, insanlara sunmak zor. Vurmuş olduğumuz kuyuları da 5-6 tane köyün ortasına bir yere vuruyoruz. Herkes gelip oradan alıyor. Değilse bunlar 10 kilometre yerine, şimdi 2 kilometreden, 3 kilometreden, bazı köye daha 1 kilometreden oradan gelip suyunu alıyor, temiz bir suya kavuşuyorlar. Hı hı. Yani bunlar için çok önemli. Vatandaşlarımızın duyarlılığından da burada bahsetmek gerekiyor. Çünkü az çok önce aktardığınız rakamlar ciddi rakamlar. Derneğin de finansal durumunun iyi olması gerekiyor. Bu konuda hep konuştuğumuz konu var. Türkiye'nin ekonomik durumu önceki yıllara göre daha iyi. Vatandaşların refah seviyesi arttı. Bu durum çok güzel. Yardımlara nasıl yansıdı son dönemde? Son mesela yıllarda? Şu kurban bayramlarında kurban için yardım için yarışıyorlar gerçekten. Hı hı.
Gelip buraya gelirken dahi cep telefonundan hocam işte ben kurban vermek istiyorum ya diye seni nasıl bulacağım vesaire. Kuyularla ilgili elhamdülillah hiç sıkıntı çekmiyoruz. Hangi kardeşimize teklif etsek tamam hocam diyor ben bir kuyu açtırayım. Geçmiş şerbin hayrına. Su kuyusu baki uzun vadeli bir hayır. Kurban bir mevsimlik belli bir zamanda yedi bitti oldu. Hı. Ama kuyular bir hayat. Su ile en hayat veriyoruz. En temel ihtiyaç. Bizim derneğimizin aktif faaliyetleri mesela bir Aceh tsunamisi oldu malum Endonezya'da. Hı hı. Oraya ilk giden insan biziz. Orada 40 haneli bir köy yaptırdık yetimhane köyü. Duruyor. Orada yetimhane yaptırdık. Hı hı. Bu yetimhanenin yemekhanesi var, dershanesi var, yatakhanesi var. Hepsi içerisinde olmak üzere böyle bir site yaptırdık oraya biz. Onlar orada eğitimlerini görüyorlar. Orada kalan yetimler de çoktu. Bizzat ben gidenlerden birisiyim. Aceh tsunamisinin olduğu yere. O şeyden sonra tufanda çok etkilendik yani biz oradan maşallah. Yani o insanların hallerini görünce bizim ta oraya gitmemiz, Türkiye'den gelmemiz de onları bambaşka etkiledi. Türk bayrağı göğsümüzde görünce adamlar diyor ki Türkiye geldi buraya. Türkiye demiyorlar da Osmanlı diyorlar bize şimdi. Ha Osmanlı geldi. Hı hı. Osmanlı geldi. Hani bir anekdot anlatayım da bizim dünyanın umudu bize bağlı. Hı hı. Kabe'de birisi yatmış uyuyor kenarda da gitmiş görevli kaldırmış kalk uyuma. Demiş ki onlar da uyuyor ben niye uyumayayım demiş sen uyumayacaksın sen Türksün demiş ha. Sizin uyumanızdan biz demiş bu hale geldik bak perişan halde ümmetin hali perişan. Adam Endonezyalı, Malezyalı, Etiyopyalı dua ediyor. Ya Rabbi Türkiye'ye sahip ol, Türkiye'yi muzaffer kıl, başarılı kıl, engellerin aşmasını nasip eyle diye dua ediyor. Ya sen oralısın niye? O başarırsa biz de rahat edeceğiz diyor. Hı hı. Tıpkı Suriyeliler gibi, Suriyeli aynen. mülteciler. Şimdi aynen. o konuya aynen. girecektim. Evet. Yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteciye yardım ediyor Türkiye. Evet. Kucak açtı onlara. Türkiye'de önemli hizmetler de görüyorlar. Bu konuda Suriyeliler konusunda Suriyelilerle ilgili şöyle bir politikamız oldu bizim. Şimdi dernek yönetimi olarak bir sahaya açıldık. Hı hı. Nasıl açıldık? Şimdi insanlara diyelim ki işte siz Okan Bey olarak şu aileyi size bağırıyoruz dedik. Bunun iaşesi giyimi sana ait diye böyle bu şekilde aile aile taksim ederek hı hı. insanların iaşesini devletin sırtında aldık bu yanda ve bu yandaki insan da onu bir giydirmekle beraber, yedirmekle beraber zaten çok bir şey değil. Biz Türkler olarak, Müslümanlar olarak israf etmesek onlar da doyacak, hı hı. dünya da doyacak ama biz israf devlete çok. Devlete yük bile olmaz aslında aynen, dediğiniz kesinlikle gibi. Kesinlikle olmaz, olmayacak hı. ama maalesef israfımız biraz çok. Hı hı. Müreffeh bir hayata kavuşunca israftan beraberinde geliyor. Kurban Bayramı'na ilişkin faaliyetlerinize geçelim. Güzel de bir slogan var Afrika'da. Bir kurban, bin bayram sloganı. Aynen. Şimdi, bu slogan altındaki çalışmalar neler? Çok güzel bir şey oldu bunun. Çünkü bizim insanımız çok duyarlı. Hı hı. Allah razı olsun. Gerçekten çok duyarlı. Bir hatta buradan gönderdiğimiz kurban 450 lira şu anda. Çok bizim için büyük para değil. Hı. Ama onlar için o kurban çok büyük bir şey. Yılda bir defa adam et tatacak. Bunu nasıl dağıtıyorsunuz? Şimdi burada dinleyenler bile daha hani meseleyi çözdüğünde veyahut da gönlü rahat etsin. Geçmişte yaşadığımız badirelerden ders alarak insana tedbir yapıyor. Tabiri caizse süt içmiş ağzı yandı. Ayranı üfüreye geçmeye bakıyor. Davranmak durumunda. Biz burada almış olduğumuz bağışlarda vatandaşın isim ve telefon numarasını alıyoruz. Hı hı. Ben 10 yıldır giden bir kardeşimizim oraya. İsim ve telefonu aldıktan sonra bunların bilgisayardan çıktısını alıyoruz. Her A4 kağıdında 50 tane isim yazılı. Hı hı. Bunu açıklamanın daha iyi anlamaları için söyleyeyim kardeşlerimizin. 50 tane isim yazılı. Namazlarda orada cami yok. Namazları arazide çölde kılıyorlar. Bayram ve cuma namazlarını ise 5-6 tane köy bir yere toplanıp orada kılıyorlar. Ve namaza da enteresan şeyler var, böyle bir bağlantılar var. Kadın, kız, çoluk, çocuk, genç, yaşlı hepsi evden çıkıyor, o çöle geliyor. Önce erkekler, sonra bayanlar, sonra çocuklar arazide böyle oluşturuyorlar şeyi. Kumu düzlenmişler. Hoca efendi de orada bayram namazı kıldırıyor. Biz de tabiri caizse müşteri hazır diye kurbanları oraya yıkıyoruz. Ev dağıtamayız, güç yetmez bana, mümkün değil. Binlerce kurban kesiyoruz biz oralarda. Dolayısıyla da o kurbanı oraya yıktıktan sonra bayram namazını orada beraber kılıyoruz. Kıldıktan sonra da hoca efendinin yanına gidiyorum. Diyorum ki hocam biz Türkiye'den geldik. Türkiye'deki Müslümanların bu kardeşlerimize selamları var. Bunu söyle o da söylüyor. Bizim rehberimiz var. Onun dilini biz anlamıyoruz. Ağırlıklı olarak Amharik ve Oromice konuşuyorlar. Ama biz Türk'üz ama ben Arapça konuşuyorum. Oradaki kardeşimiz rehberimiz Arapça biliyor. Oralı kendisi de. Selamlarını söylettiriyoruz. İşte bu kurbanları ta 6000 kilometre öteden buraya Müslümanlar gönderdiler, sizin kurban kesemediğinizi öğrendikleri için gönderdiler. Hı. Sizler Bilal-i Habeşi'nin torunları olduğunuz için gönderdiler.
Resulullah'ın ilk hicretten sahabesinin sahip çıkan nesillerin torunları olduğu için buraya gönderdiler diyoruz. Ondan sonra Hoca Efendi bir dua ediyor. O kadar çöldeki insan toplu halde beraberce yine dua yapıyorlar. Duadan sonra biz kesine başlıyoruz. Keserken de o isimlerin yazı olduğu kağıttan işte diyelim ki 1000 tane davar koyduk, koyunlar koyduk. Biz küçük parça kesiyoruz. Taksimatı kolay olsun diye. Daha ufak parça verilmesi kolay olsun diye. 50 kişiyi okuyorum. Karşımda 20 tane kasap var. Oralı kasaplarda. Onlara vekaleti veriyorum. 50 tane kurbanı kesiyor. Onlar geri veriyor. Yüzerken bir 50 tane daha çağırıyorum. Bu kestikten sonra da bu 50 kişinin numarası bende var ya. Telefonda düğmeye bastığım gibi Türkiye tak geliyor o numaralar. Kurbanınız kesilmiştir. Namazınızı kılabilirsin diye. Her bu şekilde bir. İkincisi onların tamamını kameraya alıyoruz. Kameraya video alıyoruz. Niye? Canlı yayında adam görüyor. İsminin okunduğunu duyuyor. Kesen kasabı görüyor. Kesilen kurbanı görüyor. Kurbanı yüzen adamı görüyor. Eti alan vatandaşı gayet görüyor. Bunu CD olarak getiriyoruz. Her kurban bağışlayan kardeşimize adresine gönderiyoruz. Bunu rahat rahat seyrediyor ki görüyor. Tamamen güvenli bir şekilde. Güvenli bir şekilde. Yani hiçbir gizli tarafımız yok. Kurbanı aldım, parası nereye gitti, işte dışarı mı gitti, içeri mi gitti, ne oldu? Vatandaşın güvenliği sağlamak için bunu evvelden beri yapmış olduğum politikamızdır. Bunu böyle devam ettiriyoruz. Bu bizim için çok önemli yani. Kurban bağışı yapacak vatandaşlar için o bağış yollarından isterseniz bahsedelim. Örneğin www.ibs.org.tr'den. Evet. Buradan bir online bağış sistemi var zannediyorum. Şimdi şöyle bir göstereyim, öyle görebilirse kameramız daha iyi olur. Buradaki adreslerimiz var bizim. Birçok bankada PTT vasıtasıyla diğer yatırma yolları online şekilde de olabiliyor. Bankalar belki reklama girebilir. Ama en azından birçok bankanın olduğunu söyleyelim. Kesinlikle isim söylemiyor bankalar için ama birçok bankanın var. Zaten bizim numaradan gittikleri zaman bizim faaliyetlerimizi ve hesap numaralarımızı görecekler. Yatırmalar çok kolay. Bankalar bunun karşılığında da masraf da almıyorlar. Anlaşmamız öyle. Dolayısıyla yapmış oldukları şey de bize geliyor. Gelince de bilsinler ki bu kurbanları kesinlikle kesiliyor ve kendilerine de neticesi bildiriliyor. Ama oradaki kestiğimiz kurbanları şimdi bir şey anlatayım, anekdot olsun diye anlatıyorum yani. Çok kısa olursa çok kısa olacak inşallah. Biraz. Evet. Kurbanın kesmiş olduğumuz yerde kurbanın kalanlarını anlatacağım. Sadece bir, kurbanın kanı orada kalıyor. İki, bağırsaktan işkembeden çıkan o gübresi var ya, o kalıyor. Onun dışında tırnağı dahil, derisi dahil, bağırsaklar, iç organlar dahil hiçbir şey kalmıyor orada. Hiçbir fire yok. Bizim buradaki kardeşlerimiz kurban kesiyor. Bağırsağın tosunun kafası kalıyor. Diyorum ki Okan Bey alın, diyorsun ki benim hanım onunla uğraşmaz. Ahmet Bey sana ben de uğraşmaz, kalıyor orada. Orada öyle bir şey yok. Hiçbir şey fire vermiyor. En isabetli yere verilmiş oluyor. En ihtiyaçlı yere verilmiş oluyor. Ve en makbul şekilde de kurbanı hedefini bulmuş oluyor. Peki Sayın Ahmet Türk, çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum size bu imkanı sunduğunuz için. Türkiye'de yardım derneği var. O dernekleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz Akit TV olarak. Ayağınıza sağlık tekrar. Ben size çok teşekkür ediyorum Akit TV ve bütün yeni çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hasaten sizlere canım kardeşim. Biz teşekkür ederiz. Akşam bültenini noktalayacağız. Ancak saat 19.30'da Caner Karayer'in sunumuyla ana haber bülteni ekranlara gelecek. Görüşmek üzere, hoşçakalın.